Merhaba. Şimdi seçimler dün oldu. Ben de biliyorsunuz pek siyaset konuşmuyorum ama bu olay daha tazeyken bazı konuları konuşmak daha iyidir düşüncesiyle biraz da kendimi riske atarak iki çift söz etmek istiyorum. Bence dünkü seçim birincisi çok güzel oldu. Yani hava da güzeldi. Böyle insanların gidip böyle güzelce oy verip gelmesi de bizim memleket açısından güzel bir şey yani. Bu kültürü, bu görgüyü edinmiş olmamız bence çok sevindirici bir şey bizim memleketimiz açısından. Yalnız oy vermedeki o gayet nasıl diyeyim medeni halimiz her konularda işlemiyor gibi sanki. Özellikle siyaset konusunda işlemiyor. Şimdi ben bugün niye açmaya karar verdim onu da söyleyeyim. Şimdi Twitter'dan bir şey paylaştım. Paylaştığım şey de işte adam yine kazanamadı yazdım. Şimdi ben adam yine kazanamadı yazısını yazmadan önce profilimde yaklaşık böyle 8630 takipçi falan vardı. Ben bunu yazdıktan ve bir de stratejik hatalar taktik başarıyla düzeltilemez sözünü bir eski komutanın Twitter'da önüme çıktı diye beğendim. Onu beğenince görüyor herhalde Twitter'daki takipçiler. Bir anda 21 kişi takibi bıraktı. Yani sırf ya adam kazanamadı dedik diye ve de stratejik hatalar taktik başarıyla düzeltilemezi beğendim diye, lafı beğendim diye. Şimdi bu kadar ya bunu şimdi kelimeleri seçerek söylemeye çalışacağım ama şöyle bir durum var. Şimdi tamam büyük bir beklenti yaratıldı. Ya ilk defa muhalefet böyle bir değişim olacak düşüncesi vardı. Ya işte hakikaten değişecek galiba hükümet diye heveslenmişti. Böyle bir araya geldi, o kadar konuştu. Böyle bir heyecan oldu. Ve anket sonuçlarına bakınca da sanki kazanacakmış, önde gidiyormuş gibi de gösteren birçok şirket oldu bunları. Şimdi bir hayal kırıklığı oldu ve şimdi şöyle bir şey oluyor. Bizim memlekette de özellikle hani CHP'dekiler için söyleyeceğim bunu. Şimdi bir durum var. İşler pek iyi gitmiyor. İlk aşamadaki ilk refleks, ilk tepki başkasını suçlamak olmamalı. Hani bir ortada bir sıkıntı varsa insanın ilk önce bakması gereken şey bence kendisi. Hani ben ne yanlış yaptım? Yani bir şey yanlış gidiyorsa ben ne yanlış yaptım? Şimdi Anadolu Ajansı'nın bu sınav sonucu diyeceğim, seçim sonuçlarını açıklarken ya böyle bir taraflı olduğu belli bir şey. Yani belli ki önce AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerleri, Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerleri önce açıklıyorlar. Böyle olunca oy yüksek çıkıyor. Tabii sonra diğer taraflar gelince yavaş yavaş düşüyor. Zaten hesaplı bir şey olduğunu da şöyle anlıyorsunuz. Onun ivmesi hesaplanabiliyor böyle düşüş ivmesi. Hani yüzde kaç sandık açılırsa ne kadar düşüyor Tayyip Erdoğan oy diye hesaplanıyor. Ben 51,5 filandı. Ben onun 49,5'ta biteceğini tahmin ettim bu düşüşte. Hani böyle bu kadar açılırsa her yüzde bir sandık açıldığında bu kadar oy düşüyorsa bu adamın tam da doğrusal olarak düşüyor. Yani böyle doğrusal hesaplanmış gibi sanki düşüşü. Şimdi onun inse de Kemal Kılıçdaroğlu onu geçemeyeceği o doğrunun eğiminden belliydi. Hani o gidişten belliydi. Ve Anadolu Ajansı da her ne kadar böyle bir taraflı bir iş yapıyor olsa da sonuçta açıkladığı sonuç yalan olmuyor. Hani hakikaten o çünkü imzalanan tutanakları hem Yüksek Seçim Kurulu'na giriliyor hem de kendileri de doğrulayabiliyor. Çünkü siyasi partiler de gidip elinde resmi olduğu için o kartın onlar da görüyor galiba işte onu denetliyorlar doğru mu girdi yanlış mı girdi. Yani hata da yapılabilir sonuçta yani her zaman art niyet olması gerekmez. Sonuçta bir şekilde ilk tepki ya bu Anadolu Ajansı da böyle işte manipüle ediyor. Ya tamam ediyor da yani ilk sorun o değil. Şimdi ilk sorun önce bakacaksan yani şimdi şöyle şeyler de düşünen olabilir arkadaşlardan hani muhalif tarafı destekleyen oraya oy vermiş. Ya ben oradan mıyım değil miyim kime oy verdiğimi de söylemeyeceğim tabii ki burada.
ya işte konuşmayalım da işte ikinci turda şey olur, insanların morali bozulmasın, işte ikinci turda da oy verilir falan gibi bir tavır oluyor. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü şu anda herkeste bir hayal kırıklığı var. Ben duyduğum bazı insanlar ikinci tura gidip ben oy vermem diyenler de var. Çünkü ne gerek var zaten? Çünkü arada 5 puan fark var. 49,5 Tayyip Erdoğan'da ve de yani zaten Sinan Oğan girmeyecek. Sinan Oğan gidip de öbür tarafa girse bile yani onun içinden bir yarım puan bulunur herhalde canım, hani geçecek o tarafa. Hani 2 haftada ne değişecek? Yani bugün Tayyip Erdoğan'a basan bir insan 2 hafta sonra oraya basmayacak mı gidip de diye düşünüyorlar. Tabii doğru, makul bir şey. Yani şu anda kazanma olasılığı çok daha yüksek. Ama bu işin ben hani hatırlarsanız bu bilmiyorum kanalı takip edenler görmüştür. Ben bu masa dağılma sürecinde bir kere daha bunu konuşmuştum. Ya yani bu konunun nasıl bir oyun kuramı açısından nasıl yanlış oynandığını, CHP tarafından ne kadar yanlış oynandığını ve bir empati ve iletişim sorunu olduğunu, yani böyle bir şövenlik olduğunu, bir dayatma zihniyeti olduğunu o sırada gördük hep beraber. Ve ya biz işte uzlaşma yapıyoruz, böyle bir masa kurduk, uzlaşarak her şeyi yapacağız falan gibi yola çıkan bu arkadaşların muhakemesinde de ciddi bir eksik olduğunu düşünüyorum bir yandan. Ya şöyle ki, beni asıl hayal kırıklığına uğratan veya işte burada düşündüren şeylerden bir tanesi de, hayal kırıklığı demeyeyim de hani bu arkadaşların muhakemesiyle ilgili. Şimdi bir siyasi partinin benim gözümde bir numaralı hedefi, ya yani oradaki siyaset yapmak isteyen insanların bir numaralı hedefi ülkenin çıkarı olmalıdır. O ülkenin daha iyiye gitmesi için bir planı, bir görgüsü, bir düşüncesi olmalıdır. Yalnız ben o zaman da söylemiştim. Yani önce hedef gerekçe belirlenir ve bu gerekçe hedefe göre belirlenir. Eğer birinci hedef ülkenin çıkarı değil de kendi çıkarınsa o zaman garip şeyler olmaya başlar. O zaman böyle insanların, çünkü sorunda anlaşamadığın zaman çözümde buluşamazsın. Önce bir sorunda anlaşman gerekir. Şimdi şeyden 4 tane parti, yani zaten İyi Parti ile beraberlerdi. İyi Parti'nin bu yüzden oyu düştü. CHP ile bir araya geldi diye filan falan onları bir kenara koyarak. Şimdi sen Demokrat Parti diye bir parti çağırdın. Ve de Demokrat Parti'ye 3 tane milletvekili verdin. Saadet Partisi'ne de 10 verdin. Geleceğe de 10 verdin. Şimdi bakıyorum DEVA'ya da 15 vermişsin. Oldu 38. Şimdi bunların anketlere göre oyları %1'in altındaydı en son anketlere göre. Tabii hani o küçük partilerde anket şirketleri daha çok hata yapıyor. Hani denk gelmek hem daha zor olduğunu da kabul ediyorum ben. Zafer Partisi örneğinde görüldüğü gibi şimdi 2,2 aldı. Hadi olsun %1 filan. Ya şimdi CHP geçen seçimde 25, 23 filan almıştı. Hadi bu sefer 25 aldı. Hani nerede bu kadar adam oyu nereden geldi hani, değil mi? Şimdi sen niye bu insanlara bunu verdin? Demokrat Parti'ye verdiğin 3 vekilse tamamen anlamsız. Şimdi bunu vermenin tek nedeni vardı. O masadan Kemal Bey aday gösterilsin istiyordu. Ve burada da dolandırılacak olan, kazık atılacak olan Meral Hanım'dı. Çünkü Meral Hanım oturup tartışılsın istiyordu. Aday kim olsun diye tartışılsın istiyordu. Senle tartışmak istemiyordun. Kafan belliydi zaten. Sen derken CHP cenahını kastediyorum. Zaten onu tartışmak istemiyordun. Orada adam kalabalığı yaratıp bak işte 5 kişi böyle istiyor. Sen 6.sın. Sen azınlıkta kaldın yapmak için yanına böyle bir sürü adam oturtup hadi onlarla da bu pazarlığı yapıp arkadan. Şimdi Kemal Bey aday olsun ve bütün anketlerde de Kemal Bey'in kazanması en zor olan aday olduğu belliydi. Hatta bunu şuradan da anlayabilirsin. Tayyip Erdoğan da sürekli ya Kemal Bey gel ya gel kapışalım falan diye yani o da onu istiyordu zaten. Hadi gel kapışalım ya falan diyordu. O da gelsin de istiyorduk yani. Yani buradan da biraz anlayabilirsin. Şimdi ben bazı arkadaşların yani bu CHP'deki bazı arkadaşların bir derdinin partideki konumları tutmak olduğu hissi var bende.
Yani birincil. Çünkü Kemal Bey 75 yaşına geldi. Şimdi bu seçim geçecek. Ya biz bunu aday gösterelim. Acaba şöyle bir şey mi var? Biz bunu aday göstermek için gazlayalım. Adam seçilirse Cumhurbaşkanı olur da biz işte yolumuzu buluruz. Yani başka bir artık statüko oluşur. Seçilmezse zaten tasfiye olur. Biz başka bir statükomuza geçeriz mi acaba bir yandan? Ve ben bugün Kemal Bey'in ufak bir videosunu gördüm. Yani bu konuyu biraz kaldıramadığını hissettim hani bunu. Yani bu yenilgi elbette hani bu kadar beklenti yarattıktan sonra o durumdaki bir insan için hayal kırıklığı çok doğal. Ama burada şimdi ben başlığı vasatlık ve Dunning-Kruger diye attım. Şimdi ülkenin sorunlarını çözmeye talip, ülkedeki sorunları bir çare olacağını iddiasında olan insanların önce kendi sorunlarını çözmesi beklenir. Yani bazı sıkıntıları olduğunu ve bunları düzeltme iddiasında olan birilerinin kendi sorunlarını önce çözüyor olması gerekir. Ve bakın çok ilginç şeyler oldu. Meral Hanım masadan kalkınca üzerine hücum oldu. Böyle bir troll ordusu Fazıl Say dahil. Fazıl Say dahil nasıl bir hücum oldu üzerine kadının? Kadın geri geldi, işte hücum geri çekildi. Bu sefer Muharrem İnce çıktı. Yani bir cengaver olarak atıldı. Yani böyle şey gibi, Ulubatlı Hasan gibi, yani okların üstüne doğru gidiyormuş gibi. Bir anda adama hücum ettiler. Hem ne hücum ettiler, değil mi? Her türlü FETÖ taktiği falan da, FETÖ'cüler memnun değilim şimdi. Bu Avrasyacı adamı gözaltına almışlar. Yani FETÖ'cüler memnun değilim konuyla ilgili ama her türlü iğrençlikle. Adam dedi ya tamam ne haliniz varsa görün, kabahati bana bulmayın dedi. Şimdi herkesin olacağını uyardı. Ekşi Sözlük'te milletin birbiriyle tartıştığı olay oldu. Şimdi şöyle bir şey yok. Siyasetteki yani girmeyi düşünen arkadaşlar için, ben siyasetçi değilim ama şöyle bir şey yok şimdi. Gelip de bana birisi şunu derse, diyelim ben Muharrem İnce'ye oy vereceğim. Oğlum sen Tayyipçisin ya. Ne Muharrem'e veriyorsun? Gerizekalısın ya. Sen salaksın. Cahilsin ya. Aptal herif filan dersen adama, o adam ya çok haklısın ya. Ben de gerizekalıyım hakikaten. Ben döneyim de sana oy vereyim demez. Yani siyasetin birinci kuralı bu. Oğlum siz hepiniz gerizekalısınız, biz sizden daha akıllıyız diye oy istersen, insanlar sana gelip de hakikaten ya biz çok salağız, vallahi biz doğru yolu bulalım demez. Bu arada şu da ilginç bir konu. Hani ben şimdi orada görüş AK Parti'nin eski insanları var orada. İşte Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu var. Ali Babacan var. AK Partili insanlar ve 38 tane AK Parti görüşüne yakın adamı meclise soktun. Hem meclisteki vekil sayın azaldı. Hem ilk turda 5 puan fark yedin. Şimdi ikinci turda kaybedersen bu sefer mecliste AK Parti'nin çoğunluğu olmakla kalmayacak, onların daha rahat anlaştığı bir 38 kişiyi daha yanlarına verdin böyle bir şey yapınca. Ben Sadullah Ergin'le ilgili olumsuz kanaatimi daha önceki videoda söylemiştim. Benim kendi bölgemden adaydı. Ve seçildi. Vermedim ben. Baştan söyleyeyim, Sadullah Ergin'e oy vermedim. Bu kadar başarısız bir Adalet Bakanı'nın bence utanıp bir daha insan için çıkmaması gerekirdi. Şimdi böyle bir şey yaptık, 38 tane adamı gönderdik. 15 Deva, 10 tane Saadet. Ya bu Saadet şimdi Temel Karamollaoğlu yarın öbür gün rahatsız mansız olursa o 10 kişinin rahatça geçebileceği yer neresi? Yeniden Refah. Bu arada ben bunu siyasi görüş olarak söylemiyorum farkındaysanız. Oyun kuramı açısından söylüyorum. Yani yapılan hareket açısından. Yeniden Refah Partisi'ne geçecek. Yani seninle hiç aynı görüşte olmayan bir tarafa geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların oyuyla gittin adamları milletvekili yaptın ki Demokrat Partisi tam piyango. Tam piyango. Sokaktan geçen adamlar milletvekili oldu gibi oldu neredeyse. Durduk yere.
Şimdi bu hataları yapıyorsun. Ardışık bakın artı artı hatalar bunlar ve tek amaç Kemal Bey aday olsun diye. Şimdi tepki gelince de ya ne yapıyorsunuz falan deyince de yok Ruslar hacklediler. Yok bilmem ne oldu gibi garip garip tepkiler çıkıyor. Ya Ruslar senin milletvekili listeni mi hackledi? 38 kişi Ruslar mı yazdı oraya? Yani toplam oyu %2 olmayan partilere. Bu arada elektrik kesildi. Hala yayın var mı? Neyse devam edelim. Oyu %2 olmayan partilere 38 tane milletvekili verilir mi? Sırf adam aday yapacak sizi diye. Bilmiyorum bana burada ciddi bir hata var gibi geliyor ve ben burada şunu söyleyeceğim. Şimdi bir burada ciddi bir muhakeme eksiği var. Ve bakın toplarsanız Muharrem İnce'nin, Meral Akşener'in, Selahattin Demirtaş'ın, Temel Karamollaoğlu'nun oylarını toplamışlar. %47 küsur etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu bugün %45 alamadı. O sıradaki oyları topladığınızda yani plan şu herhalde. Ya işte biz Alevi bir aday gösteriyoruz. Bununla ilgili de bir sıkıntı olduğu ile ilgili bir kanaatiniz var herhalde ama bence milletin çok da umurunda değildi bu konu. Ya işte biz kendimiz karşıdaki seçmene çok böyle erişmek istemiyoruz. Erişenler var yanda. İşte böyle cuma namazlarına sürekli giden arkadaşlar var. Onları yanımızdaymış gibi gösterelim. Onlar da bize oy versinler. Ne oldu? Vermedi. Ya insan, sen şimdi bir ülke yöneteceksin. O ülkenin vatandaşlarının derdini anlamak lazım. Yani niye oy veriyor? Tayyip Erdoğan'a neden oy veriyor? Ya ekonomi epistemolojik kopmuş. Allah'ın belası başımıza gelmiş. Depremden on binlerce insanımız ölmüş. Ve bundan hemen önce geçen seçimde imar affı çıkmış. Ülkede bu kadar göçmen var. Ev kiraları almış, yürümüş, enflasyon yükselmiş. Faizi düşürdük, dolar yükselmesin diye malı mülkü sattık, bir de kur korumalı mevduat var. Bir muhalefet bu şartlarda nasıl kazanamaz? Ben şaşırıyorum buna. Nasıl kazanamaz? Şimdi burada şöyle diyemezsin. Ya Allah belanızı versin sizin. Size müstahak lan bu filan diyemezsin. O insanları anlayacaksın. Neden bu insanlar, bu şartların olduğunu bu insanlar görmüyor? Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. %49,5 olan bu insanlar aynı ülkede, aynı enflasyonda, aynı ekmek kuyruğunda duruyorlar. Sen sürekli bunları küçük göremezsin. Ya Emin Çapa'nın Teknofest'te yaptığı gibi ya panayır ya orası öyle aval aval bakıyorsunuz diyemezsin. Dersen onu dedikten sonra da aval aval bakıyorsunuz lan siz falan dersen adam da gelip sana oy vermez. Ya böyle değil mi? Ya şimdi sokakta şimdi biriyle iyi geçinmek istiyorsan, birinin desteğini istiyorsan ilk lafın Allah senin belanı versin lan olmaz. Öyle değil mi? Şimdi liyakat diye özellikle muhalefet kesimden duyuyoruz. Hani hükümet tarafından pek liyakat lafı duymuyoruz. Zaten pek öyle bir dert olduğu da emin değilim ben. Yani mesela Bakan Nebati'nin liyakatinin ne olduğu ile ilgili soru işaretlerim var elbette kafamda. Ya da Merkez Bankası Başkanımızın bir liyakata ihtiyacı var mı? Çok da emin değilim. Ama şimdi muhalefetin bir liyakat söylemi var. Şimdi liyakat sadece hükümeti eleştirirken hükümete mi işleyen bir kavram? Yani sizin kendinize işlemiyor mu? O koltuklarda sizin mi oturmanız gerekiyor? Bir de şöyle bir slogan çıkmış. Muhalefete muhalefet etmeyin. Ya şimdi muhalefete muhalefet etmeyin. Yani tanım gereği nereye muhalefet edeceğiz? Nereye muhalefet edeceğiz? Şimdi bir şey görüyorsa eleştiri kültürü diye de bir videom var benim geçmişte. Şimdi birisi seni eleştiriyorsa o senin mutlaka kötülüğünü istiyor demek değildir. Sen daha iyi ol diye de söylüyor olabilir. Hani bunu.
Ya kardeşim sen şimdi böyle şeyler yapıyorsun. Yani bir Kürtlerle ilgili bir şeyin var. Hani bir odak noktası var. Hiçbir itirazım da yok. Hani elbette Kürtler de ülkenin insanı. Ama şimdi memlekette çoğunluk olan Türkler var. Bir de. Yani memlekette daha çok sayıda Türk var. Ya Türk deme A türü insan var, bir de B türü insan var. Sen şimdi B türü insanla çok ilgileniyorsun. A türü insanın sayısı daha fazla ve o insanlarla pek ilgilenmiyorsun. Şimdi böyle yaparsan o A türü insan, şimdi siyaseti nedir? O kendinden hissetmesi gerekir. Hani insan o kendinden hissedecek ki oy verecek. Hani böyle bir bağlantı olması gerekir. Yani bir gönül bağı olacak aranda, değil mi? Belli ki bu politikada bir eksiğiniz var. Ve belli ki strateji kuran arkadaşlar, orada karar veren arkadaşların bir muhakeme eksiği var. Ve bu bir vasatlık gösteriyor. Burada bir vasatlık var. Şimdi bazı, özellikle şimdi gidip de sorarsanız, AK Parti'ye oy veren insanlara sorarsanız, niye vermiyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'na? Yani, valla bence iyi bir fikir, bakın bu CHP'ye öneriyorum. Gidip sorun, neden vermiyorsun? Anlamaya, önce birinci hedefiniz anlamaya çalışmak olmalı. Neden oy vermiyorsun? Hani ilk işiniz şu olmalı. Vay siz salaksınız, Allah belanızı versin, cahil insanlar falan demeyeceksin. İlk iş, neden? Ben seni anlamak istiyorum. Sen ne istiyorsun? Hayatta senin derdin ne? Sen ne istiyorsun? Neden bu adama veriyorsun da buna vermiyorsun? Cevap şu, vasat adam ya. Bak cevap söylüyorum size, vasat adam bu. Şimdi belki de o koltukta oturması gereken kişi sen değilsin. Bir sürü seçime girdin, girdin, girdin. Olmadı. Ve aynı politikayla girdin. Hep işte o oylar, bu oylar filan diye aynı politikalarla girdin. Aynı şeyleri yaptın, aynı sonuçları aldın. Şimdi yine aynı şeyi yaptın. Gene aynı sonucu aldın ve şaşırdın. Ben anlamıyorum. Gene aynı şeyi aldın. Yani tek parti ne var yanında? İyi Parti var, HDP var. Yanında onları toplarsan bu ediyor. Dışarıda bıraktığında Sinan Oğan. Ben daha fazla empati ve bir de Dunning-Kruger var. Bakın insanlara siz öylesiniz, böylesiniz, anlamıyorsunuz, şusunuz, busunuz demeden önce şu da olabilir, sen de anlamıyor olabilirsin. Yani Dunning-Kruger varsa sende, Dunning-Kruger sendromu nedir? Bir daha tekrar edelim. Dunning-Kruger sendromundan muzdarip olan insanlar bir cahil cesareti vardır. Yani bilmiyordur bir konuyu, bir konuda eksik görgüsü vardır, cahildir ama kendini biliyor zanneder. Kendini üstün zanneder. Çok biliyorum ben bu işleri filan zanneder. İkincisi, bu cahil insanlar cahil olduğu için kendi cahilliğinin farkında değildir. Üçüncüsü, bu cahil insanlar cahil oldukları için karşıdaki cahil olmayan, daha ehil, kendilerine ya yanlış yapıyorsun, bunu böyle yapma, şöyle yapsan daha doğrudur diyen kişileri takdir edemezler. Ve dördüncü aşama, bu insanlar eğitilirse geçmişte cahil oldukları anlayabilirler. Ya ben bu CHP'deki bazı arkadaşların Dunning-Kruger sendromundan muzdarip olduğunu düşünüyorum. Yani bu gösterdikleri tavır anlayamıyor. Yani bir karşıdaki bu sıkıntıyı anlayamıyor. Nasıl böyle bir şey oldu? Ya önce anlaman lazım. Bütün gün şimdi kendi halk televizyonunu izlersen, ha bunun muadili var bir de A Haber izleyen insanlar. Yani aynı, ikisini aynı tutuyorum ben. Sürekli halk televizyonu izlersen şimdi o sana sürekli bir şeyler söylüyor ve niye beni takipten çıkıyor insanlar? Mesela ben bugün ya adam kaybetti yazıyor. Niye takipten çıkıyor? Çünkü o onu duymak istemiyor. Gerçeği duymak istemiyor. O duymak istediklerinin kendine söylenmesini istiyor. Bakın burada Yalaka diye bir adam vardır hani yanınızda. Size hep güzel şeyler söyler.
Senin de hoşuna gider. Ya sen süper insansın. Var ya, ya vallahi aşmışsın ya. Vallahi süper adamsın. Ya ben buna maruz kalan bir insan olarak söylüyorum. Allah şaşırtmasın adamı. Yani bunlara maruz kalarak. Şimdi hoşuna gidiyor. Bu sözler hoşuna gidiyor. Adam geliyor diyor ki ya sen süpersin var ya. Cumhurbaşkanım en güzelsin, en büyük sensin. Hani bunu Tayyip Erdoğan'a da yapıyorlar. Hani iki taraflı bu. Şimdi sen hep duymak istediğin şeyleri okursan, sürekli duymak istediğin görüşü izlersen, karşı tarafı anlamaya çalışmazsan böyle iki kamp olursun. Ve sonra da biz bu kadar bir araya geldik. 6, 7, 17 parti bir araya geldik. Ya nasıl oldu böyle bir şey diye şaşırırsın. Gidip soracaksın. Kardeşim sen bana niye oy vermiyorsun? Sen beni neden sevmiyorsun? Bence hani. Ben olsam ben sorarım ya niye? Mesela bunu ilk anlayacağınız şey. Sonuçta bak %49,5 ne demek? Sağınıza solunuza bakın. Birisi oy verdi demek. Tayyip Erdoğan'a birisi oy verdi demek. Yakınınızda hemen böyle. Geçir, yürürken gördüğünüz herhangi iki kişiden biri oy verdi demek. Etrafımızda görebilirsiniz. Onu konuşun, anlamaya çalışın. Neden böyle yapıyor? Ya vasat bir insan isen, sana diyorlarsa ki ya sen vasat bir insansın. Ya deyin ki, şu an siyasetçi için, hele ki bu aşamadaki bir insan için, zaten birkaç kere seçime girmişsin, bir sürü başarısızlık olmuş, Ekmelettin vakası olmuş, yani sırf böyle bir tanesi bile yeter aslında istifa etmek için. Şimdi AFAD Başkan Yardımcısı ilahiyatçı. Kızıyoruz değil mi? Ben kızıyorum. Ben kızıyorum kardeşim. İlahiyatçı olmasın. İstifa etsin. O yaşanan rezalet yüzüne istifa etsin. Ben şahsen istiyorum. Kerem Kınık Kızılay Başkanı'ydı. Bırakmadı. 3 ay bırakmadı. Şu seçimden önceki gün Tayyip Erdoğan çıkıp da ya ne halin varsa gör filan diyene kadar bırakmadı. Onların istifasını istiyoruz değil mi? Ya başarısız oldukları zaman. Mesela ben Sadullah Ergin bir daha o başarısızlık, o Ergenekon balyoz meselesi bu ülkeyi Fethullah'a teslim eden Adalet Bakanısın. Bunu artık bu unutancı yetmeli. İstifa etmeli ve bir daha girmemelisin. Başka yeni arkadaşlar, genç arkadaşlar gelmeli. Memlekette insan mı? 85 milyon insanız. Genç insan mı yok? Değil mi? Şimdi dönüp de sevgili CHP'li arkadaşlar, neden kendinize bakmıyorsunuz? Liyakat sadece oraya mı gerekli? Bu tarafa gerekli değil mi? Ha bu tarafta ya kardeşim kaçtır kaybediyorsun? Yani kaybediyorsun dedi. %25. Çok tutarlı. Bir kitle var. Ne yaparsan yap sana oy veriyor. Umurunda da değil senin hanım. Belli ki zaten belli şeyleri alıyorsun. İşte belediyeleri alıyorsun. Daha fazlasını gerçekten istiyor olsan o zaman bir çaba anlamak istersin. Karşı tarafı bir anlamak istersin değil mi? Ya bunun karşısı diğer taraf için de geçerli. Mesela MHP'lisin. İnsanlar Kürt sorunu diyor. Ne yaparsın? Ya gidip Kürt'e sorar. Ben sorarım. Ne sorunun var? Ya ne sorunun var? Ne derdi? Hani HDP'ye veya Yeşil Sol Parti'ye sorun demiyor. O insana sor. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Anla önce değil mi onu? Ha ben Yeşil Sol Parti'nin çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sen şimdi yani sol bir partisin ama bölgedeki feodal sisteme hiçbir itirazın yok. Oradaki bir adamın 4 karısı olmasına bir itirazın yok. Çok çocuğa, oradaki sosyal düzene bir karışmıyorsun. Yani bana biraz tutarsız geliyor bu işler ama anlamaya çalıştım. Yani insanları anla, sor, anla. Karşı görüşü, diğer tarafı. Ben böyle istiyorum, bitti. Ya böyle siyaset olmaz. Anlayacaksın, karşı tarafı anlayacaksın. Empati deniyor ya. Ha o da seni anlayacak. Ya bu ülkenin bir Türk sorunu var. Nedense ülkeye adını veren Türkleri
Mesela Türkiye'li lokumu, Türkiye lokumu, Türkiye kahvesi. Yani bütün dünya Türk kahvesi diye bildiği şeyi, böyle bir çaba var. Türkiye'li diyelim. Sen de beni anla. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Türk olduğum için bana Türkiye'li denmesini istemem. Ya bu beni anlasın o insanlar, değil mi? İnsanlar beni anlasın. Ben Türk'üm. Kaç kuşaktır Türk'üm? Bildiğim bütün kuşaklarım Türk. Ha sen de Kürtsün. Senin bildiğin bütün kuşakların Kürt. Olabilir, değil mi? Karşılıklı oturalım, anlaşalım, değil mi bunları? Yani böyle oturalım, anlaşalım sorunları. Diyeceğim o ki, bir, insanlar kendi vasatlıklarına kılıf uydurmasın. Muhalefete muhalefet etmeyeni kabul etmiyorum kardeşim. Hatalısınız, yanlış yaptınız ve bu onun sonucu. Bu gördüğün %44, %45 bile olamadı. Muharrem İnce'nin zamanındaki kadar, o toplamı kadar bile alınamadı. Sizin kabahatiniz. Artı meclisteki milletvekili sayın düştü. Çünkü gittim bu adaylığı zorlamak için 38 vekili milletin oylarını peşkeş çektin. Ha buna laf edilmeyecek mi? Bakın ben niye bugün konuşuyorum? Şimdi 2 hafta seçim var. Aman konuşmayalım. Aman kazanalım falan diye böyle o cenahta şimdi görüyoruz. Bunları bir sürü bir troll ordusu olduğu için ak trollü var, ok trollü var. Bütün Twitter böyle adam bütün zamanı bununla ilgili böyle hani sürekli ona giydir, buna giydir, buna giydir. Hayır 2 hafta konuşmayalım. Sonra 2 hafta sonra sonuç ne olursa hani. Kazanması tabii düşük şu anda, daha düşük. Hadi diyelim kazanamadı. Yani o düşük olasılık da olmadı. Diyecek abi 2 hafta bir sakinleşelim. Niye? Çünkü şu anki asıl hasar kontrol benim gördüğüm parti elden gitmesin. Biz koltukları kaybetmeyelim. Kaybedin kardeşim. Kaybedin o koltukları. Hata yaptın. Olmadı. Kaybet koltuğu. İstifa sadece Kerem Kınar'a lazım değil. Herkese lazım. Nebati de istifa etsin. Ekonomi bu kadar kötüyken. Merkez Bankası Başkanı da istifa etsin. İstiyoruz değil mi? Bu kadar kötüyken. O zaman kazanamayan muhalefetin adayı da istifa etsin. Bu sorumluluk bir taraflı olamaz. Genel bir ilkemiz olacaksa bu ülkede başarısız olanlar bunun neyse gereği yapar. Hani eskiden harakiri diye bir şey varmış. Japonlar utancından kendini öldürürmüş. Ya tamam kendinizi öldürmeyin de. Şimdi orada ne oldu? Akşam bakın Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı attılar ortaya. Kimse görünmüyor. Kimse görünmüyor. Hani şimdi kaybeden olunca kimse yok yanında. Mertlik öyle zamanlarda çıkacak işte. Yanında duracaksın. Kazanırken herkes durur yanında. Evet arkadaşlar ben bu CHP'deki arkadaşların ve buna destek olanların bir kısmının yani tabii söylenecek bir laf kalmadı. Çok fazla üstüne gidildi insanların. Yani bu Muharrem İnce taraftarlarının, Sinan Oğan taraftan tam Sinan Oğan'a başvurulardı seçim geldi. Yani Sinan Oğan tam kendi payını alacaktı. 2 gün kala başladıkları için seçim geldi. Ona yetişmedi. Yani Muharrem İnce bütün okları çektiği için üstüne. Ya böyle bir usul olamaz. Saldırsa. Siz çekilin de biz kazanalım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz çekilin. Ya kazanamadın. Çekildi de kazanamadın. İlk turda bitirecek. Bitiremedin. Bitiremedin. Benim diyeceğim bu vasatlık diyorsak herkes önce bir dönüp kendine baksın. Ya bir kabahat varsa bakın ben nedir bu insanın hata yaptığına düzeltmesinin 3 aşaması vardır ya. 1 evet ben hatalıyım. 1. aşama bu hatayı kabul etmek. Ben hatalıyım. 2 özür dilerim. Üzgünüm bu konuyla ilgili. 3 düzeltmek için ne yapabilirim?
Sevgili CHP'deki bu olaydan sorumlu herkes, hemen istifa edebilirsiniz. Hani hangi partiden olursan ol hani bu. Ya bu ülkeye iyi bir muhalefet lazım değil mi? Ya yıllardır 25'sin. Kurucu partiyiz diyorsun, pek alakan da yok. Atatürk, Türk deyince bir alerji oluyor. Neden onu da anlamıyorum. Yeni insanlar gelsin. Bu kadar böyle kendi parti içinde demokrasiyi sağlayamayan bir insan topluluğu, ülke içindeki demokrasiyle ilgili nasıl bir referans oluşturabilir ki? Zaten mesela AK Parti'nin böyle bir iddiası var mı? Parti içi demokrasiyle ilgili bir iddiası var mı? Böyle bir şey yok zaten, tek adam. Ona oy verenlerin de öyle bir talebi yok ki. Ben adama veriyorum diyor zaten. Ama sen diyorsun ki biz öyle değiliz. Biz ayrıyız, başkayız biz. Diyorsun. Ben ortada bir vasatlık ve Dunning-Kruger sendromu görüyorum. Vallahi bence siyaset tarihine geçecek bir rezalet yaşandı. Ben bunu o taraftan olup olmamakla ilgili söylemiyorum. Şimdi bir adam aday olsun diye bastırıp her türlü şeyi zorlayıp hiç görüşlerine yakın olmayanları doğru düz oyalamayacak. Yani kendi başına girseydi de görseydik mesela Deva, Gelecek yüzde kaçtı acaba? Görseydik onları. Bunları yanına alıp onlara bir sürü milletvekili vererek kendi temsil ettiği tabanın temsil edilmemesini, mecliste temsilini azaltacak önlemler alarak başkan olmaya çalışmak, bu olacak bir iş değil. Bakın gerçekten dünya siyaset tarihine geçecek bir hata bu. Hata demek de biraz hafif bir şey kaçıyor olabilir burada. Çünkü sen milletin iradesini, milletin egemenliği ya, egemenlik kayıtsız şartsız milleti oy verecek, kendi temsilcisini gönderecek. E şimdi onlar oy verdi, kendilerini temsil etmeyen insanlar meclise girdi. Ve buna aracılık yaptın. Niye? E biz işte bilmem parlamenter sistem falan yapacaktık. E ne olacak şimdi? Kazanamayınca ne olacak? O 38 kişi ne olacak? Ne olacak şimdi? 38 kişi ne olacak? Ben daha önce de söylemiştim. Bu egemenliğin millette olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçim sistemimizin yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer biz şahısa oy verebiliyor olsak, milletvekili tek kişiye oy verebiliyor olsak, o zaman bu sorunlar bu kadar olmaz. Mesela Sadullah Ergin 4. sırada. Kim koydu 4'te? Niye 4? Niye 5, 6, 7 değil ve 1 değil? O sıralamayı ben yapmalıyım. Ben seçeceksem ben seçmeliyim. Şimdi benim birinci bölgedeyim. AK Parti'nin milletvekilleri 4 tane. 6 tane Ankara birinci bölgede CHP'den var. Seçilmiş. Benim şahsen tanıdığım bir tane vekil var. O da bizim öğrencimiz Zehra Nur. AK Parti 4. sıradan seçin. Zehra Nur daha mezun olmadı. Endüstri mühendisinden mezun oldu. Çift anadallı bilgisayar mühendisine ve tek dersi kaldı zannediyorum. Algoritması kaldı. Mezun olmadı. Yani Zehra Nur 4. sırada. Benim bölgemde vekil. Ya evlendi, şimdi vekil oldu bilmiyorum, o okul bitebilecek mi? Yani algoritma dersi ne olacak konusunda herhalde konuşuruz kendisiyle. Şimdi benim bölgemde Tuğrul Türkeş vekil oldu. Tuğrul Türkeş'e ben oy verir miydim? Bilmiyorum. Ya böyle yani şahıs olarak seçseydim. Zehra Nur çok genç. Ben 30 yaşın altındaki insanların vekil adayı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir deneyimin olsun ki git orada insanların kanun yapacaksın. Yani bu insanların hayatını edecek kanun yapacaksın. Bence 30 yaşın altı olmamalı. Seçebilmeli 18 yaş. Seçme hakkı olmalı. Onun geleceği çünkü. Ama seçilmek için bir deneyim, birikim olmalı. Bir 30 yaş olmalı. Yani Zehra Nur'u ben şahsıyla ilgili değil ama
genel olarak, ilke olarak yaşı genç olan insanların olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki. Neyse, kaç tanesinin ismini ben kendim şahsen. Fakı Baba, İYİ Parti'den benim böyle Fakı Baba girdi. Ya adam Urfa'nın belediye başkanıydı. Neden Ankara birinci bölgede? Neden burada? Kim karar verdi? Ben karar vermedim. İkinci sıra İYİ Parti'de. Ya Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek. Bizim bölge değil de ikinci bölgede herhalde. Ya şimdi bu insanlara kim karar veriyor? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Hani sen şimdi gittin 38 tane CHP'den böyle insan koydun ve normalde temsil etmeyecek insanları seçtirdin. Ya burada ciddi bir sistem sorunu var. Halkın iradesi meclise gidemedi. Halkın vekilleri seçilemedi. Hiç onların seçmeyeceği insanlar seçildi gitti. 600 tane insan, çoğu öyledir. Daha küçük yerlere daha fazla isme oy veriliyor. Mesela işte Erzincan'daki Sarıgül'ün daha fazla oy alması belli ki ismine, değil mi? O insana oy veriyorlar. Zaten bir tane seçilecek, biliyor. İsmine oy veriyor. Ankara burası değil. Sürü müyüz biz ya? Bize niye koyun gibi davranıyorsunuz hepiniz? Sürü müyüz biz? Ya bunlar böyle kaç yüz bin kişi burada oturuyorlar. Biz yaparız sırayı ya, sen karışma. Kaçını tanıyoruz? CHP birinci sırada herhalde bir eczacı bir hanım var. Şimdi şey görüyorum, pankart görüyorum. Ankara'da hakkını alacak yazıyor. Adı yazıyor, kadının fotoğrafı var. Sen kimsin? Necisin? Benim nasıl temsil edeceksin? Hakkımı nasıl alacağım? Hakkım ne ki benim? Filan. Bende böyle felsefi sorular oluyor görünce böyle. Ve hepsi aynı şey. Kadınlar hakkını alacak. Bir tane daha var. Altıncı sıradayı mı? Kadınlar hakkını alacak diye paylaşmış Twitter'da. Necisin şimdi bakıyorum. Emekli yazıyor. Mesleği emekli. Nereden emekli? Ne iş yaptı? Bilmiyorum. Neymiş işte yıllarca parti bilmem ne kollarında çalışmış. Yani bayrak asmış, broşür dağıtmış, o toplantıya gitmiş, gelmiş, oradaki etkinliklere bulunmuş. Ya bu memleket için ne yaptın da, birikimin ne oldu da adaysın, beni temsil edeceksin. Şimdi ben bakınca emekli, broşür dağıtmış herhalde. Yani başka bir şey de görünmüyor, hiçbir bilgisi de yok bu insanların. Arayınca ben aradım, bakın benim bölgemdeki insan kim bunlar? Ya kaçınız biliyorsunuz şimdi, oy bastınız ya. Ben size sayıyorum böyle, bak benim bölgemde bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı diye. Kaçınız biliyorsunuz kim çıktı? Bilmeliyiz arkadaşlar. Bilmeliyiz. O bizim vekilimiz. Aslı burada, bak. Aslı buradayken vekiline laf düşmez. Ben konuşuyorum şimdi. Aslı olarak konuşuyorum. Benim vekilim Zehra Nur. Yani benim bölgemin vekili. Oy versem de vekili, vermesem de vekili. Neyse, Zehra Nur'a söylerim ben. Yani o mezuniyetini ben imzalayacağım için onun benim elimden geçiyor nasılsa. Neyse arkadaşlar, ben çok laf uzatmak istemiyorum. Ya ben bu genel olarak sisteme, düzene, bu adaletsizliğe, bu vasatlığa, vasatlığın norm olarak bana dayatılmasına karşıyım. Rahatsızım bu durumda. Ya siz rahatsızlık değil misiniz? Yani bu konu ya Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değil sadece. Ya burada sistem sorunu var. Ne demek vekilleri ben size, bizim listemizden gelin. Ben pazarlık konusu yapıyorum. Ne demek hani böyle bir şey? Benim irademi nasıl pazarlarsın? Nasıl pazarlarsın? Benim bölgeme Sadullah Ergin nasıl koyarsın? Hangi hakla? İşbirliği yapıyoruz, niye kazanacağız? Ne oldu? Oy getirdi mi? Ne oldu? Hani sonucunda ne oldu? Ve buna tepki gösterince, bakın burada izleyen CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş insanlar vardır. Arkadaşlar, buna tepki göstermek düşmanlık değildir. Ben bunları söylüyorum diye beni düşman belleyip vay Tayyipçi, hemen takipten çıkıyorum, kapat, dağıt falan, böyle bir şey yok. Sen de tepki göstermelisin.
Sen tepki göstermezsen düzeltmiyor. Şimdi İzmir'in belediye başkanı sen mi seçiyorsun? Ya sana aday diye onu gösteriyor. CHP'nin bir tane adayı var. Siz mi seçtiniz? Hep CHP, hep CHP. Tunç Soyer. Ben İzmir doğumlu biriyim. Gittiğim zaman akrabalarla konuşuyoruz. Memnun değiller insanlar ya Tunç Soyer'den. Orada bir sıkıntı var. Ya onlar seçmedi ki. Hep CHP, hep CHP. Orada birisi seçti onun yerine. Ya bu düzen böyle gidebilir mi? Burada tahakküm var. Millet iradesinin üzerine tahakküm var. Zaten bu başarısızlığın ana nedeni bu. Onlar milletle aslında çok da böyle milletin istediğini yapmak istemiyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün videosu vardı. Ben bu mücadeleye devam edeceğim diye masaya böyle bam diye vurmuş. Buradayım ben. Ya milletle mücadele edersen yani seçim için kaybedersin. Yani kiminle mücadele ediyorsun hani bu? Yani anlamıyorum ki bunu. Evet arkadaşlar. Kısaca sizin de benim daha çok siyasetten bahsetmemeye çalıştığımı anlamışsınızdır. Ben daha genel bir şeyden bahsediyorum. Ben hepsinden mutsuzum. Milletvekili belirleme düzeninden mutsuzum. İnsanların birbirlerine tavrından mutsuzum. Hani şu anki Cumhurbaşkanı'nın çıkıp öbür tarafa da öyle seslenmesinden de mutsuzum. Kendilerini eleştirenlere, aktrollerin saldırmasından da mutsuzum. Ya biz bu ülkenin daha iyi olmasını istemiyor muyuz? Hayır istemiyoruz. Ben size söyleyeyim. Siyasetçilerimizin öyle bir derdi yok. Orada başka çıkarlar var. Birinci çıkar bu değil. Öncelik bu değil. Hangi siyasi görüşse ne yazık ki bu değil. Başka pazarlık var. Bu da bazen onu mutsuz ediyor. Bazen bunu mutsuz ediyor. Kıvanç Kurt demiş ki gerçekten demokrasi mi kazandı? Daha kimse bir şey kazanmadı Cumhurbaşkanlığı açısından. Milletvekili açısından da demokrasi zaten çoğunluğun istediği olur demek ya. Vallahi halkın hiçbir iradesinin yansıdığını düşünmüyorum ben. Bu milletvekili listelerinin böyle belirlenmesi halk iradesini yansıtmıyor. Melih Emre Güler seçim hakkında yayına girmeniz çok değerli dedi. Ya ben buna biraz endişe ettim. Yani millet şimdi mesela Yılmaz Özdil'e nasıl saldırıyorlar? Adam şimdi eleştirdi diye adam bir sürü zılgıtı yedi. Dedim şimdi bana da saldırırlarsa ama dedim ya ben bunu not düşeyim de tarihe. En azından safımız belli olsun. Yani ben ne düşünüyorum bunu söyleyeyim. Yani takipten çıkıyorsan çık. Çıkıyorsan çık. İzliyorsan ya ben önemli olan ya biz daha iyiye varmak için bunları konuşmak zorundayız. Böyle devam edemez ya. Muhalefete muhalef etmeyin. Ya ben burada bir sorun görüyorum ya. Bu sorunun düzelmesi lazım. Muhalefete muhalefet etmeyin. Adam yine kazanamadı. Adamın kaçıncı kazanama işi? Ya bu konuşulmayacak mı? Ha Kerem Kınık'ın çadır satması konuşulunca sorun yok. Aynı adamın aynı şekilde seçime girip çıkıp 75 yaşına gelip hala aynı şeyler yapıp aynı sonucu alması konuşulmayacak mı? Kurucu parti dediğin yere Atatürk'ün lafının artık geçmiyor olması konuşulmayacak mı? Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaşmış olması bu partinin konuşulmayacak mı? Belki başarısızın nedeninin bu olması, Atatürkçülerin partiden kaçıyor olması, başka yerlerde örgütleniyor olmaları konuşulmayacak mı? Ha bunun hiçbir şeyin konuşulmasın, o da girmesin, söylemesin, etmesin. Ya bu senin eleştirdiğin Tayyip Erdoğan'dan farklı mı? Sen eleştirin bu. Böyle yapıyorsunuz diyorsun. Aynısını sen yapıyorsun. Şimdi Hakan, tek Hakan, soyadı yok. Hocam artık millete her şey müstahak diyorum diyor. İşte bu yanlış yaklaşım. Şimdi hiçbir afette olayda üzülmem falan. Bu yanlış yaklaşım. Şimdi bu insanların başına bir afet geldi. Ve buna rağmen, yani burada olan birçok şeye rağmen bu insanlar döndü, oy verdi.
Şimdi önce bunu anlamak gerekir. Neden böyle oldu? Ya bir şey anlama, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak gerekir. Neden böyle? Ben bilmiyorum. Bak ben size bilerek söylemiyorum bunu. Ama şimdi siz de öylesiniz ya, müstak Allah belanı versin. Daha büyük deprem olsun, geberin hepiniz falan denmemesi lazım işte bunu. Böyle dersen sana elbette oy vermez. Hani siyaset için söylüyorum. Önce anlamak lazım. Neden böyle oy verdiler? Neden böyle oy verdiler? Elbette bir sebebi vardır. Neden Maraş'ta bu kadar yüksek oy çıktı? Elbette bir sebebi vardır ya. Bu insanlar hepsi aptal mı? Herkes aptal mı? Yusuf Herdem boşuna konuşuyormuşsunuz dedi ama ben anlamadım. Bağlamını anlayamadım. Boşa konuşuyor da olabilirim tabii doğal olarak. Buğra diyor ki ajans tarafı değildi. Anadolu'daki oylar bitti. İzmir ve İstanbul'a oy gelmesi. Ya öyle değil. Şimdi bir evet yani %50.1'de biraz bekledi. Bir Anadolu Ajansı'nın bunu yaptığı, biliyor İstanbul seçiminde de öyle oldu ya, böyle tam ekran yamuldu, geçecekti, kestiler, vermeyi kestiler filan. Ya şimdi değildi demek yanlış işte. Bu taraflıydı. Hani böyle var bir derdi onun da. Ben şeyi anlamıyorum. Bu nasıl bir algı yaratıyor? Mesela 2 saat insanlar Tayyip Erdoğan %50'nin üstünde zannettiler. Bunun sana yararı var. Sonuçta hep beraber hani bu ancak şöyle bir şey olabilir. Hani böyle yapınca şöyle bir algı oluşuyor. Ya bunlar bir iş çeviriyor da zaman mı kazanmaya çalışıyorlar? Ya bence en tehlikeli şey bu Anadolu Ajansı. Hani niye böyle yapıyorsunuz ki? Ha, en sonunda şöyle bir şey de var. Ankara'da var. Ankara sonuçta eski CHP Genel Başkanı'nın Sayın Öğmen'in kurduğu bir ajans. Onların o şeyleri geçti Anadolu Ajansı'nı bir süre sonra. Bunlar biraz daha deneyimsiz arkadan geldi. Geçti. Aynı sayılar yaklaşık. Aynı sayılar çıktı. Çünkü o oy tutanakları sistem fena değil. Herkesin orada müşahidi var. Herkes imzalıyor. Fotoğrafını çekiyor. Atıyor merkezine. Onları bunları kaydediyorlar. Hani denetlenebilir. Yüksek Seçim Kurulu da gösteriyor partilere. Bak böyle kaydettik. Hata varsa itiraz edebiliyorlar. Bence sistem fena değil. O yüzden hani ne çıkacağı zaten belli. Ne 50.1'e duruyorsun Anadolu Ajansı? Hani nedir hani bu? Önce onları girelim falan. Nasıl bir çaba bu hani? Hocam kurşuna zam gelmedi galiba. Gömlek çok yakışmış diyor. Teşekkür ederim. Şimdi seçimden sonra enflasyon patlayacağı için ben hemen gidip gömleği aldım. Taksitle koydum kredi kartını. Arkadaşlar dolar patlamadan hemen gidin ne alacaksınız alın. Yani bunu tavsiye ediyorum. Kim kazanırsa kazansın 2 hafta sonra Haziran ayında bir enflasyon ve dolar yükselişi bizi bekliyor. Ben ekonomiyle alakalı bir insan değilim ama bunun için çok ekonomiyle alakalı olmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Herhalde bir 2 hafta daha. Yani sonuçta dolar bitmiş, altın satıyormuş Merkez Bankası tonla. Bir 2 hafta daha gider herhalde. Sonrası ne olacak bilmiyorum hani. Hocam TOBA gelmeyi düşünüyordum. Şu an direkt yurt dışına bakacağım. Yusuf Yankı Ütkün demiş. Ya bu söylediklerimi ne ilgisi var? Bunlar benim kişisel görüşlerim. İster gel ister gelme ama tabii ki senin bileceğin bir şey. Konuyla alakası yok. Ne işe yaradı bu parti diye onları söylemişsin. Evet. Evet ben aynılarını söyledim zaten. Meli Emre Güler diyor ki üniversite arkadaşlarımdan Erdoğan'a verenlerin hepsi memnun olduğu için değil PKK ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na veremem diyerek mecburen verdi. Ya işte mesela bunu anlaması lazım değil mi? Bunu anlaması lazım. Ya sonuçta böyle bir hassasiyet var. Bunu anla. Ya oy alamıyorsun bu yüzden. Şimdi sen %10 bir kitlenin oyunu almaya kalkıyorsun. Bunu almak için daha kalabalık bir kitlenin oyundan vaz mı geçiyorsun? Ya bu mesela çok temel bir hesap. Eyüp Özkarabulut. Abi alacağız değil mi ikinci turu? Alacağız de diyor. Evet kesin alacaksınız ikinci turu.
Ama sizin kim olduğunu söylememişsin. O yüzden hani kesin birisi alacak ikinci tura, eminim bundan. Kesin alacaksınız arkadaşlar. İki tarafa da söylüyorum. Kesin alacaksınız. Devam. Kemal Bey de kesin alacak. Tayyip Bey de kesin alacak. Evet. Siyasi deha hocam Kemal Kılıçdaroğlu dedem diyor. Şimdi ben size bir konuyu paylaşmak isterim aslında. Şöyle. Yine ChatGPT açalım sizinle beraber. Şimdi ben şunu sordum. Bir siyasi partinin Türkiye'de başarılı olması için ne olması gerekir diye açtım. Şimdi CHP'li izleyenler varsa tavsiye ediyorum. ChatGPT'yi açın. Siyaset 101. Başarılı olmak için nelere dikkat etmek gerekir? Ekonomik istikrar, sağlık ve eğitim politikaları, hukukun üstünlüğü. Bunları falan çok konuştular gerçi ama. İnsan hakları, özgürlükler, çevre politikaları, çözüm odaklı yaklaşım, sosyal adalet, iletişim, şeffaflık. Bak bu konuda iyi değilsiniz. İletişim, şeffaflık pek iyi değil. Sonra dedim ki, ya dedim CHP %25'ten fazla oy almakla neden zorlanıyor Türkiye'de? Şimdi böyle bir liste çıkardı. Bölgesel farklılıklara dikkat et. Siyasi bir imajın var, bir elitist bir şeyin var. Laik ve elitist bir parti olarak algılanıyorsun. Siyasi imaj sorunun var. Burada Kemalizm ve ulusalcılık yazmış. Bir defa Atatürkçülüğe Kemalizm demek, bu İngilizlerin söylediği bir şey. Yani Atatürkçü kendisine Kemalci der, Mustafa Kemalci der, Atatürkçü der ama Kemalist demez, dememelidir. Neyse. Ulusal da bana böyle salsalekleri national, ulusal gibi geldiği için, ulusalcı diye bir şey var ya, nationalist'i böyle tek tek ekleri çeviriyor. O ulusçu olur. Hani eğer illa diyeceksen. Türkçe olarak söylüyorum. Neyse, bu ideolojiler bazı kesimler hoşlanmayabilir. Dış politika, liderlik ve karizma, bakın 5 numara. Niye %25'i geçmiyor? ChatGPT diyor ki lider ve karizma lazım diyor. CHP'liler. Ya lider önemli değil ya. Biz bak böyle bir sürü kitaplar yazdık, aramızda anlaştık filan. Ya bak siyaset 101. Adam 6 madde yazdı. Yani adam dediğim yapay zeka. 5 numara lider ve karizma diyor. Evet. Biraz yapay zeka yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Hani Tarık Üzülmez hocam ikinci turda muhalefetin kazanılması için ne yapması lazım diyor. Biraz gösterdim ama ya yapacak, karizmaya yapacak bir şey yok. Yayın var mı diye, yayın var diye bir elektrik gitti geldi. Ben tabii şeye bağlı, kırmızı prizlere bağlı. O yüzden kesilmedi bilgisayar, elektrik gitmesine rağmen. Evet. Ya mezhep konusu, ben konu Alevilikle ilgili olduğunu hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ya millet, ya asıl önemli olan nitelik, ehillik bu işte. Hani sen süper bir şeyin geldi. Sen insanların derdini anladın. Bak çok örneği vardır. Aleviler Sünnilere oy verir, Sünniler de Alevilere oy verir. Böyle seçilen yerler vardır. Ve örneği vardır. Sen onun derdiyle uğraşırsan, ya Gaffar Okkan diye bir adam var değil mi? Diyarbakır'da çok sevilir. Çok sevilir. Yani Kürt de Türk'ü sever, Türk de Kürt'ü sever. Adamın sen ona dokunman lazım. Onun derdiyle dertleniyor musun sen? Onu hissetmesi lazım. Ha tabii şimdi sen bütün refleksin şuna olunca kaybedeceğiz. Böyle bahane uydurmamız lazım. Kesin ben Alevi olduğum için ya. Bana böyle bu yüzden yapıyorsunuz bunu. Kesin ben Tunceli olduğum için. Şimdi Kürt memin değilim ben Kemal Kılıçdaroğlu. Çok da umurumda da değil yani. Ki çoğu kişinin umurunda olduğunu zannetmiyorum bunu. Ama bunlar bahane geliyor bana.
İşte Muharrem İnce bahane, Meral Akşener var, o bahane. Vay işte gidin hükümete muhalefet yapın. Bir bize muhalefet yapıyorsunuz. Tayyip Erdoğan için söylemiyorsunuz, hep bize söylüyorsunuz. Diye. Ya şimdi adam diyor ki Kemal'i getirin bana, Mazlum'u getirin bana der gibi. Kemal'i getirin bana diyor. Bana diyor, ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarışmak istiyorum diyor. Açık açık dedi bu uzun uzun. Sen de ben Kemal geliyorum dedin, geldin. Arada %5 oldu. Ve de tek başına gelmedin. Takımı toplayıp geldin. Ben tek, siz hepiniz gibi oldu. Ya bilmiyorum, bu üzücü tabii. Ya ben kişi olarak böyle bir sonuç alınınca kendisine çok üzücü olduğunu tahmin ediyorum hani bunu. Yalnız birkaç açıdan bakabiliriz buna. Şimdi iki açıdan da herkesin kazandığı bir durum diye düşünebilirsiniz. Şimdi ekonomi çok kötü olduğu için hani madem nasıl patlayacak bu iş. Hani bir iki ay içinde hepimiz kötü durumdayız arkadaşlar. Hani bununla ilgili bir soru işareti olmaması lazım. Bu faiz yükseltilmesi gerekecek. Ve o gün faiz yükseltince işsizlik olacak. Biz nasıl ki faizlerin ve kurun aynı anda düştüğünü görüyorsak, faizin ve kurun aynı anda yükseldiğini göreceğiz. Ve bu çok kötü olacak. Şimdi bunu Tayyip Erdoğan hükümeti yaptığı için hani o yeni geleceklere, yani onlar mesela diyelim kazandı şimdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki kazandı. Kucağında bu var. Bir de şimdi şey dedi, 15 bin lira vereceğim. O 22 veriyorsa 22.500 veriyorum. 500 var mı arttıran falan oldu. Şimdi bütçe açığına çaktık bir sürü. Kimin gelirse onun kucağında kalacak değil mi bu işler? Belki de yani yapanın kucağında kalması da belki daha iyidir. Çünkü o bir şey, bak biz ne güzel gidiyorduk, siz geldiniz bozdunuz deme durumu var ya, bizde böyle sürekli karşılıklı safsatayla konuşulduğu için. Oyun kuramı diyorsunuz da oyun kuranı bilmiyorsunuz. Ha, oyun kuranı. Amerika mı? Orada daha büyük bir şey mi var? Daha büyük bir oyun var yukarıda, dışarıda mı? Dış güçler mi? Terörist diyecekler. Evet. Şimdi herkesin bu konuda hassas. Sonuçta herkes düşündü, taşındı, bir oy verdi. Bu işin bir sonucu çıktı. Ben hiç öyle çok, yani arada 2,5 milyon oy fark var. Suriyeli, Muriyeli, ne yaparsan yap. Şimdi, o kadar Suriyeli olduğunu zannetmiyorum ben. Arada 2,5 milyon Suriyeli oy verdiğini zannetmiyorum. Zannediyor musunuz? Gerçi ben Fethullah'tan da o kadar fazla Fethullahçı olduğunu zannetmiyordum o zaman ama insan yanılabiliyor tabii. Muhammed Uymaz diyor ki, hocam muhalefetin mi kazanmasını istiyorsunuz? Ya ben Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Ben ekonomimiz iyi olsun istiyorum. Ben Türkiye güçlü bir ülke olsun istiyorum. Türkiye böyle daha iyi bir yer olsun istiyorum değil mi? Hepimiz, çocuklarımız için. Ben ama buna giden yolun siyasi partiler yasasının değişmesinden geçtiğini düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz halimizi işte. Hani böyle şoven hareketlerle olmuyor işte bu. Hani millete de bak, şimdi soruyorsun, millet bir kanaat belirtiyor. Vermiyorum kardeşim o işlerine diyor. Vay sen cahilsin, salaksın oluyor ondan sonra. Yani milleti, şimdi sen bu milleti yönetmeye talipsin. Yani eldeki millet bu. Siyaset ne demek? Ben bu millete hizmet etmek için geldim. Siz de cahilsiniz. O da İsviçre'ye mi gideceksin? İsviçre'ye gitsen senin niteliğinde bir adamı Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yani herhangi bir adayların hepsi için söylüyorum. Yani bu millet bu. Bu millete talipsin. O yüzden bu milleti anlayacaksın. Ve bu milletin iradesini göstermesinden mutsuz olmayacaksın. Ben iradenin daha fazla tecelli etmesini istiyorum. Ya şimdi herkesin anası, babası, kardeşi tanısın da bir vekili, bizimle tanışsınlar. Hiçbiri gelip benimle tanışmadı. Yine Zehra Nur hariç. O da gelip tanışmadı da biz onu tanıyorduk zaten. Bizim öğrencimiz olduğu için. Ya
işte bak Ahmet Çoban diyorsun ki hala da başörtüsü yasağı getireceğim. Hakimler, savcılar başörtüsü takamaz denirse ben de. Bunlar mesela çok önemsiz konular. Bir böyle diyen biri yok. Bu çok kullanışlı, böyle olmayan, söylenmeyen şeyleri millete atfetmek. İşte sen de öylesin, böyle diyorsun filan. Ya bu memleketin şu anda epistemolojik kopmuş bir ekonomisi var. Ya başörtüsü öyle mi olacak, böyle mi olacak diye bir sorunu da yok ülkenin. Ama işte insanlar kullanıyorlar işte bu tarz hassasiyetleri. İşte yani şu anda sloganlar, iki partinin sloganlarını birbirinize yazıyorsunuz. Hani ben o konuya tabii ki girmeyeceğim. İşte o bana öyle diyor, sen öylesin. Bu da bana diyor, ben de böylesin. Yine geldi aynı soru. Hocam liberal misin? Liberale. Ya ben bir şey değilim. Ben kendime böyle kendimce fikirlerim var. Ben sorun gördüğüm zaman sorun var diyorum. Şimdi ben siyasi partiler yasası değişsin. Ben vekilimi kendim seçmek istiyorum deyince ben liberal miyim? Bilmiyorum. Liberal, bu liberal ise liberalim. Komünistlikli komünistim. Neyse bu. Kapitalistlikli kapitalistim. Neyse bu hani. Bu sistem nasıl bir sistemse. Ben vekilimi kendim seçmek istiyorum. Vekilim gelsin benimle tanışsın istiyorum. Bana tanışsın. Ya şimdi bir listeyi koymuşsun, arıyorum bak. Ben Google'ladım hepsini tek tek. Özgeçmişleri yok bunların. Kim olduğunu yazmıyorsunuz. Meslek ya, emekli. Emekli diye meslek olur mu ya? Ne bunun deneyimine, geçmişine, ne katacak, beni nasıl temsil edecek? Hiçbiri beni temsil etmiyor bu vekil adaylarının, hiçbiri. Zehra Nur hariç diyeceğim şimdi hani. Bundan mutsuzum. O yüzden bu mutsuzluğum liberallikse liberalim. Evet. Fidan Çoban diyor ki, hocam sizce 2 haftada sahaya inilse, CHP teşkilatları kapı kapı dolaşsa, ikinci turda durum değişir mi? Valla ikinci turda durum değişir mi, değişmez mi bilmem ama CHP biraz insanlarla konuşsa çok iyi olur. Ya bak sordum, soruyu da söylüyorum. Git sana oy vermeyen insana sor. Neden bize oy vermiyorsun? Çünkü sana güvenmiyor. Bu kadar net bir sorunu var adamın. Sana güvenmiyor. Ne söylersen sana güvenmiyor. Bu güveni neden sağlayamadığını, yani ülkede bu kadar kötülük varken, bu kadar durum kötüyken birçok açıdan, neden sana güvenmiyor? Bunu anlaman lazım. Bence o kapıları çalmak anlamak için iyi olur. Ha bu seçim olmaz, bir sonraki seçim olur ama anlamakta yarar var. Hani siyasetçi iddiası olan bir insan. Ama biz sadece kendi tribünlerimize oynuyoruz. Ya o tribüne oynuyorsun. Sürekli Halk Televizyonu izliyorsun. Hep sana duymak istediklerini söylüyorlar. E ne oluyor? Aynısın işte 25. Ya ülke bir adım ileri gidemiyor bu yüzden. Muhalefeti de bu ülkenin güçlü olmalı. Hükümeti de güçlü olmalı. Mehmet Yardımcı demiş ki 38 vekilin 30'u AK Parti'ye geçecek. Ya zaten şimdi bunu nasıl düşünemezsiniz? Hani ben CHP'de bu kadar fazla vekili veriyorsun. Nasıl düşünemiyorsun? Ya bu anlaşırlarsa ne olur? Onlar anlaşır, sen dışarıda kalabilirsin. Şimdi Ali Babacan deseler ki ya bak hadi senin gönlünü yaptık dese. Bir de çok seçenek oldu şimdi. Orada Ahmet Davutoğlu'nun bir 10'u var. Karamollaoğlu'nun bir 10'u var. Deva'nın bir 15'i var. 3'te yavru kurt var. Demokrat Parti. Şimdi adamın yarın bir ihtiyacı olan seçeneği çok. Yani gidip de böyle ya sana al gülüm ver gülüm yapacaksa seçenek çok oldu. Ya ben inanılmaz bir hata bu ya. Hata bilmiyorum ama inanılmaz bir yanlış bir şey bu. Birçok açıdan yanlış bir şey. Bu kadar ileri görüşlük yani olmaması olabilir mi? Şimdi bazıları şöyle bir şey diyor bu arada. Fantastic adlı arkadaş. O an ikinci tura kalsaydı iyi olacaktı diyor. Şimdi
diyorlar ki bazıları, ya Kemal Kılıçdaroğlu çekilsin, Sinan Oğan girsin, daha çok şans olur. Mesela Muharrem İnce'ye çekil diye baskı yapacağınıza, yani bütün ok türevler için söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu çekilseydi, hani madem böyle amaç bir değil mi? Seçim kazanmak değil mi? O çekilseydi. Ama yok, biz işte hakim durumu kötüye kullanmak işte bu. Sen bir partiyi ele geçirmişsin. Şimdi o partinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun takdirini millet yapmadı. Orada senin seçtiğin delegeler seni seçti. Kendi aranızda işte böyle bir klik olmuşsunuz. Cemaat gibi bir şey işte. Bütün partiler aslında böyle. Büyük utanç Tobetü için. İsmail Efe Ataş. Şey için mi diyorsun? Zehra Nur'un vekil olması için mi diyorsun? Ya sonuçta birilerinin vekil olması lazım. Utanacak mıyız hepsinden? Birileri oluyor vekil. Enes Genç. Hocam kendisine oy verdi. Ya şimdi ben kime oy verdiğimi söylemeyeyim. Kime vermediğimi söyledim. Sadullah Ergin'e vermedim. Kime vermediğimi söyledim. Şimdi gizli oy açık sayım. "30 yaş küçük hocam, 40'tan yukarı olmalı bence." diyor. Ben milletvekili için 30 olabilir. Çünkü insan belli bir deneyim kazanıyor 30'a kadar. Hani genç de olması lazım. Benim kızım geçen de geldi, daha küçük benim kızım, 14 yaşında. Dedi ki, "Ya baba," dedi, "yaşlı insanlar," dedi, "oy vermese daha mantıklı değil mi? Hani," dedi, "bunlar böyle bunaması oluyor, işte akliye melekeleri biraz düşüyor. Bir de," dedi, "hani bunlar zaten hani hayatlarına az zaman göreceli olarak kalmış oluyor. Acaba dedi, hani böyle 70 yaşın, belli bir yaşın üzerindeki insanlara oy vermese mi?" Ben açıkçası bu onlara oy verip vermemesi biraz bence tartışılabilir bir konu. Hani sonuçta daha deneyimli insanlar, belli bir görgüleri var, hani gelecek için de daha iyi yönlendirebilirler diye de düşünebilirsiniz. Ama ben siyasetçi seçilecek insanların için bir üst yaş sınırı olmasının iyi olacağını düşünüyorum. Bakın, Tayyip Erdoğan da yaşlı ve belli ki hasta. Yani şu anda bayağı yorgun görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yaşlı. Devlet Bahçeli zaten zor yürüyor. Ya şimdi bunun bir yaş sınırı olsun. Bak, 30-40 yaşlarında bir sürü güzel 50 yaşlarında insanlar var. Yani 40'tan kaptırsak, ben şimdi 45'im mesela, şu anda girsem 2 tur zaten gitsek 10 sene, 55'te bitiyor. 60-65, hani 70 olmasın bence bu yaş. 70 üst sınır olsun mesela. Belli bir yaşın üstündeki insanlar seçilemesin. Ama 30 yaştan aşağı da seçilemesin. Yani belli bir deneyimi olsun, birikimi olsun ve o birikimi aktaracak, iş yapacak kadar da dinamikliği olsun, enerjisi olsun, genç olsun. Nezih Arhan Tözen Bilek diyor ki, "Hocam lig usulü olsa daha iyi değil mi? En iyi 6 parti Cumhurbaşkanı milletvekili için yarışsın. Şey mi yapsan, ikili böyle kapışsınlar mı? Hatta bunlar 11'er takım kursun, futbol maçı yapsın. Hatta bunlar Amerikan futbol oynasınlar, birbirlerine girişsinler böyle, değil mi? Böyle en iri adamlar birbirine vursun falan. Ya da böyle şey mi istiyoruz? Kickboksa girsin, Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu kim kimi döverse. Lig usulü falan." Ya ben ama şöyle düşünüyorum. Şimdi oy pusulası çok büyük. Şimdi origami yaptık resmen ya. Ya çarşaf gibi pusula. Yani oyu basmak 2 saniye, onu katlayıp zarfa sıkıştırmak bayağı bir zaman. Onu şimdi o büyük olan milletvekili pusulası, yani katla. Şimdi bir de şöyle bir şey, içine katlarsam acaba iz bırakır mı? O zaman dışına katlayayım. Oradan bir daha dışına katlayayım. Bir daha katlayayım. Yani şu kadar zarf, bu kadar pusula. Hani bu katla zor oldu yani biraz içine koyma. Şey, Cumhurbaşkanlığı kolay. Hani o küçücük. Şöyle daha mülayim. O yüzden şöyle bir şey olabilir belki. E-Devlet diye bir şeyimiz var. Ya bu E-Devlet'ten ön oylama gibi bir şey yapsak. Hani desek ki hani baştan herkes kendi
bölgesinde vereceği oyları yazsa, ben bunun yani biraz manipüle edilebilir bir şey olduğunu farkındayım ama herkes bir tane görüş söylese ve çok fazla mesela bir vekil çıkaracak partinin kaç oy alması gerektiği belli, çok düşükse, çünkü bazı sandıklar hiç oy çıkmıyor o partiye. Ya oradaki pusulada olmasın o parti. Yani 4-5 tane parti olsun. Yani kaç kişi çıkarabilecek durumdaysa bu lig yerine eleme gibi bir şey yapılabilir. O zaman bu çarşaf gibi pusula yerine şöyle 5-6 daha mülayim pusulalarla bunu yapabiliriz belki. 2 turlu gibi. Ben baraja karşıyım. Hani şimdi tip 4 tane vekil çıkardı. Niye? İşte Yeşil Sol Parti'ye yancı oldu. Hani sonuçta yancı diyeceğim, hani bir ittifak yaptı. Zafer Partisi de aynı ittifaka girseydi, hani böyle genel havuz, bir torba ittifak gibi bir şey olsa, altta kalanın canı çıkmasın ittifakı. Herkes birazcık böyle ittifak yapsa, şimdi Zafer Partisi'nin daha çok oyu var. Tipin 4 milletvekili var. Zafer Partisi'nin daha fazla oyu var. Ama onların vekili yok. Hak mı? Yeniden Refah'ın 5 tane var. Adam almış 1 milyondan fazla oy. Senin Saadet Partin gitti CHP'ye yanaştı 10. Hak mı? Hak mı? Ya şimdi bak, bunlar hep dindar partiler değil mi? Gelecek Partisi, Deva Partisi, işte Saadet Partisi. Ya şimdi siz bu vekillikleri bedavaya aldınız, kulak geçmedi mi? Kulak yok mu burada? Bedavaya şimdi milletin aslında istemediği bir şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için aldınız. Bu biraz ahlaksız bir teklif olmadı mı? Kul hakkı yok mu? Özgür Matiloğlu yeşil bir hale getirmek için üste para koyarak göndermiş. Hocam size katılıyorum. Bu HDP'yi PKK'den, burada PKK'nin doğru okunuşu PKK arkadaşlar. Türkçe'de harfler sonuna E konarak okunuyor. Bir tek K mi? K okunacak. Bir de CHP zihniyette H, Almanca H'ler H okunuyor. Hani bizde kural konmuş, harfin sonu E gelecek. PKK, TUKK demek için kurallarımızı bile değiştiriyoruz hani bunu. PKK ise PKK olsun bu. Soyutlamak lazım. CHP bu bağlamda konuşabilir ve HDP'ye net çizgi çektirerek PKK karşı net tavrı aldırmalı. Ya ben konuşulması gerektiğini, daha fazla iletişim olması gerektiğini düşünüyorum ve evet, bu bir sonuçta bir örgüt, devlete silah çeken bir örgüt. Şimdi devletle örgüt arasında tarafsız kalamazsın. Sen bu örgütün milletvekili, yani bu örgütteki bu devletin milletvekiliysen, ya ben o tarafı tutuyorum, o işte ihanet oluyor. Ben buna tarafsızım. Onlar da ya o zaman ne hissederdiniz, açıkça söyleyin. Şimdi demokrasi dediğin çoğunluğun istediği bir şey. Diyorsun ki ben ayrılıp başka bir devlet kuracağım diyorsan, o tabii savaş nedeni oluyor böyle şeyler. Sonra da ya işte devlet şey yapmasın, İHA SİHA olmasın, insan öldürüyorsun. O da bunu öldürüyor. Bir sürü polis asker şehit oluyor. Bunlara laf söyleme. Bu böyle olunca işte o onu kan davasına dönüşüyor. İnsan oturup bir konuşsunlar bu meseleleri, değil mi? Ama tabii bak, orada da başka bir şey var. PKK dediği şey mafya. Mafya bir şey aslında o. Şimdi artık orada bir nüfuz elde etmiş. Uyuşturucu satıyor, kaçakçılık yapıyor. Şimdi bir güç elde etmiş. Onu bırakmak istemiyor. Böyle bir hakim, bir güç. Kiralık katillik yapıyor. Adam öldürüyor bölgede. Adam kaçırıyor. Mafya gibi bir şey bu hani. Şimdi böyle bir örgütle şey olur mu? Devlet öyle bir örgütle muhatap olabilir mi? Bence olmaz. Talha Soylu diyor ki, hocam yapay zekayı ne zaman ülke yönetimlerine gömmeye başlarız? Ha, ben örneğini gösterdim. CHP açıp okusun. Yani bence buradan başlayabilir. Bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum ben CHP'de. Bir vasatlık sorunu var. Ya orada liyakat diyorlarsa onlar o layık değiller. Layıktan geliyor liyakat. Ya biz böyle insanlara layık değiliz, öyle diyeyim hani.
Allah'ım Gol adlı arkadaş diyor ki merhaba, ben dağdaki çoban, bu arada o dağdaki ki bitişik olması gerekir. Benim oyumla sizin oyunuz bir nokta o kadar. Ya şimdi bu benim oyumla sizin oyunuz bir mi konusu, şimdi dağdaki çoban hayvancılıkla ilgili benden fazla bilir. Yani eğer o konuşsa onun da bir derdi var değil mi? O adam da geçim derdinde. Ona da sorsan onun da dertleri var. O yüzden o adamın oy verirken ki ölçütleri de ona göre. Onun da bir derdi var ya. O da şey istemez ki, her şey kötü olsun falan istemez ki. Belli sebeplerle oy veriyor o da. Ya da şöyle oluyor ya, yurt dışındaki vatandaşlar oy vermesinler. Ya bu konu biraz karışık. İşte burada yaşamıyorsunuz, burada vergi vermiyorsunuz, oradasınız. Ama bir gönül bağı varsa, vatandaşlıkla sana bağlıysa, dünyanın bir sürü yerinde olabilir. Bazen görevli de gidiyor bu insanlar elçiliklerden. Veya işte gittim orada doktora yaptım mesela ben. Şimdi oradan oy vermeyelim mi? Yani bunu hangi çizgiyle çekeceksin bunu? Bence bu gönül bağı fiziki konumla bağlantılı veya işte bir şey değil. Dağdaki çoban gitmesek de görmesek de o çoban bizim çobanımızdır bence. Mehmet Yardımcı diyor ki Fatih Erbakan'la vekil seçilmiş hocam. Evet, sınıf arkadaşım Fatih Erbakan kendisi. Ayran Lisesi'nde 2 dönem beraber okuduk. Hayırlı olsun diyelim Fatih. Ben böyle ilginç bağlantılarım var. Nedense böyle, mesela Hulusi Akar benim babamın devre arkadaşı. Babam da 72'li Harbiye'den. Hulusi Akar da 72'li. Böyle denk gelmiş kısmet. Çok uzun yine konuştum. O yüzden ben bugün keseyim isterseniz. Bugün ben bu yaşadığımız siyasi olaylarla ilgili birazcık daha bir geri adım atıp ya o aday olsun mu olmasın mı, bu böyle mi şöyle mi yerine genel olarak yaklaşım, siyasilerimizdeki yaklaşım hatası ve sistemimizin bozukluğundan bahsetmek istedim ve başkasında liyakat arayan kişilerin kendilerinin ne kadar layık kişiler olduğunu, yani bizim onlara ne kadar layık olduğumuzu da düşünmesi gerektiğini, başkalarını eleştiriyorsanız düzeltmeye kendinizden başlamanız gerektiğini vurgulamak istedim. Barış Eker diyor ki Tayyip Bey kazanırsa Türkiye'de kalmaya devam edecek misiniz en son? Şimdi ben Haziran ayında İsviçre'ye gidiyorum. 6 ay ETH Zürih'te araştırmacı konuk profesör olarak gideceğim. O yüzden kim kazanırsa kazansın gittiğim için bu soruya yanıt evet, Türkiye'de kalmaya devam edeceğim herhalde ama hani 6 ay zaten orada olacağım ben. O yüzden hangisine söyleyeyim bilmiyorum hani. 6 ay Zürih'te olacağım inşallah. Sonra da dönmek üzere şu anki plan. Evet. Hadi aşk arkadaşlar, bu kadar yeter herhalde. Sağ olun, bugün bayağı kalabalık bir izleyici kitlesi vardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Artık linç edebilirsiniz. Hani bu ok troller, ak troller, vay CHP zineti, vay Tayyipçi falan diyerek yani işte Twitter'da takipten çıkıyorum. Kapatıyorum ya falan. Ya böyle yapmayalım. Anlamaya çalışalım. Ya bir adam bir şey söylüyorsa bu mutlaka kötülüğünüz için değildir. Yani bu belki de hani iyiye gitsin diye eleştiriyor da olabilir. Yani ortada bir sorun da olabilir. Biraz insanlar kendisine baksa iyi olur. Hadi hoşça kalın, iyi akşamlar.